Selamun Aleyküm değerli izleyenler. Milletin ekranı Akit TV'ye hoş geldiniz. Bugün 19 Şaban-ı Şerif, Hicri 1443 ve 21 Mart 2022 Pazartesi akşamındayız. Türkiye'nin en özgün ve cesur programlarından derin gerçeklerle bir kez daha huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi usta kalem Abdurrahman Dilipak'la iç siyaset bölgemiz ve dünyada yaşanan gelişmelere birlikte nazar edeceğiz inşallah. Yalnız Üstad beni bugün İstanbul stüdyolarımızda yalnız bıraktı. Kendisi Ankara'da bir takım temaslar için birkaç gündür orada. Ankara Merkez Stüdyolarımızdan canlı yayına katılacak. Ben kendisini hemen Üstadım diye seslenmek istiyorum. Üstadım duyuyorsunuz görüyorsunuz beni herhangi bir sorun yok. Evet her şey yolunda. Ee, çok güzel nasılsınız üstadım çok şükür her zaman olduğu gibi layık like olduğumdan daha iyiyim İnşallah siz de iyisiniz. elhamdülillah Allah razı olsun çok sağ olun hayırdır ee, ne işiniz var Ankara'da ee, pek fazla sık sık giden biri değilsiniz Ankara'da e, siyasi Aa. durum e, hava durumu üzerinden nasıl neler gördünüz ah yani bazı şeyler istesen ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ama hmm. yani Ankara'ya asıl geliş sebebi e, kalp kontrolü için. Ben Marfan sendromu olduğum için e, aort damarındaki genişleme ile ilgili kontroller gerekiyordu. Hmm. Buradaki e, doktorumuz e, bir görmek istedi. Yılda bir iki defa kontrole gelmem gerekiyor. Ama bir tanesi o, bir de torunlarım var burada. Onları görmek için geldim. Ve epey zamandır tabi çok rahat seyahat edemiyoruz bu pandemi sebebiyle. Hı hı. Ee, arkadaşlar var. Ee, onları da ziyaret etmek için gelmiş oldum. Ee, dönüşümüzde bu kar yağışı bitince inşallah. Ben araba kullanamıyorum. Hı hı. Ee, zaten uçağa falan da binemiyordum biliyorsunuz. Hanım getirip götürüyor. O da karlı havada seyahat etmek istemiyor. Yani biraz da e, bu e, durumda kar yağışına bağlı geri dönüşüm. Ama inşallah önümüzdeki hafta beraber olacağız. İnşallah. Ee, peki ne oldu? Tetkikleriniz, sağlık durumunuzda herhangi bir sıkıntı yok inşallah. Bugün kan değerlerimle ilgili sonuçlar geldi. Öyle çok problem olan bir şey yok. O kolesterol ve şekerde normalin üst sınırında öyle bir olumsuz durum yok. Yarın yine bir takım tetkikler olacak o sağlık kısmını yarın inşallah tamamlayacağız. Ee, üstadım, bu hafta yaşlılar ve yaşlılara saygı haftası. Yaşlanıyor muyuz? Ne oluyor? Hayırdır ah, inşallah? Her gün, her saniye ah, insan yaşlanır. Allah. Maşallah. Yani patlamaya hazır parça tesirli bomba gibisiniz. Ankara dikkat etsin. Dilip Ak Ankara'dayken ne sen sor ne ben söyleyeyim dediniz. Niye Niye böyle dediniz? Ya bölgemizde, ülkemizde, dünyada insanlar çok tedirgin ve sürekli can sıkıcı olaylar yaşanıyor. İşte ne bileyim yok, dün o bir hastanede yaşanan olay vardı, bugün Adana'da yaşanan bir olay var. Bazı siyasi gelişmeler söz konusu. Ne Adnan Hoca'yı bu kadar yargıladınız, şimdi serbest bırakıyorsunuz. Bunların hepsi tabii... Bir üst üste geldiğinde insanların cevabını aradıkları sorular var. Eğer o sorular cevabını bulamıyorsa insanların canı sıkılır. Yani genel bir değerlendirme yapmış oldunuz. Adana'daki yaşanan gelişmeleri dünden beri sosyal medyada zaten ciddi manada karşılıklı salvolarla devam ediyor. Dediğiniz gibi Adana Oktar'ın müridan ve muhibban 68 kişi suçlamalardan beraat etti. Onlara beraat e, kuytulun muhibbanına e, biraz şiddet e, görüntüleri gelince tabii e, niye dikkat edilmiyor bu bağlamda diye insanın e, sormadan edemiyoruz. Yani e, evet hukuk dışı bir takım orada uygulamalar olabilir ama haddinden fazla bir şiddet de varsa bu da doğal olarak yani görenleri rahatsız ediyor. Bir takım provokatörler zaten mevzilenmiş, kuytularda bekliyor, dikkat edersiniz. O kuytulardan özel çekimleri yapıyorlar. Üzerine gidiyorlar emniyetin. Emniyette tabii sinir harbi. Çünkü aylardır orada süre gelen bir şey var. Gerginlik var ve her seferinde tabii emniyet sağduyuluydu. Ama bu kez orada 3-5 emniyet mensubunun bu hareketleri kuytulardan yapılan hamleleri göremediler mi? Ya da provokasyona mı uğradılar? Tabii üzerinde konuşulacak. Peki üstadım şimdi Ankara siyasetiyle alakalı iç siyasette siz son günlerde yazmış olduğunuz yazılar üzerinden bir tartışma da başlatıyorsunuz. Özellikle muhalefet kanat sizin yazılarınızdan cımbızla çekiyor. Mevcut seçim yasasıyla alakalı işte adil olmadığı üzerinden yaptığınız bir cümlelik eleştiriyi koskoca bir habere, dosya habere dönüştürüyor. Bunları nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bir defa bu Adana'daki olaylarla ilgili Aa, bir e, fıkra var. Ee, birisi evinden dışarı çıkıyor, bakıyor önünde bir muskabu. Eyvah diyor, düşeceğim. Ya muskabı orada Hı. ve o gidecek ona basacak Hı. ve düşecek. Eee Bakın e, açıklamalara göre müracaat yapılmış. E, izne tabi değil. Hala birileri izinsiz gösteri diyor İzinli gösteri yok. Öyle bir şey olmaz. Sadece bilgi verilir. Onun çerçevesi silahsız saldırısız hı hı. kamu düzenini bozmayacak şekilde gösterilerini yaparlar. Eğer kamu düzenini bozan bir durum varsa düzenleyenler bundan sorumlu olurlar ve kamu düzenini bozulmasını engellemek için müdahale edilir. Ama bu müdahale başka bir suça dönüştürülmez. Yani e, bu onlar istismar ediyor. Bu istismara vesile olan kim peki? Yani o kadın başörtülü kadınlara coplarla gir, girişilen bacağını kıran, ne bileyim e, alışveriş merkezine hapseden, camiye giriş çıkışı engelleyen akıl, bu akılsızlık faturası kime çıkar? Oradaki kamu otoritelerine çıkar, hmm. yönetime çıkar. E bu bilinmiyor mu? Yani orada sadece kuytul e, ve arkadaşlarını suçlayarak sorunu çözmek mümkün değil. Birisi suçluysa da hakları var ya da haklı olmak Haksızlık yapma hakkı vermez. Yani bunu da açık bir şekilde ortaya koymak gerekir. O şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Bir yanlış, başka bir yanlışın bahanesi olmamalı. Bir defa bunu açık ve net olarak ortaya koyalım. Hı hı. Ve evet, yandan ben arkası arkasına bir takım yazılar yazdım. Ve üçüncüsünde dedim ki benim bu yazılarımı bu seçim yasası meclise taslak sunulmadan önce yazdım. Yani Hı. bakın ben mevcut yasa üzerinden bir eleştiri yapmıyorum ve yazımı değiştirmedim. Hı. Ve bu tasarı ortaya çıktıktan sonra değil. Ama bunlar bak böyle şeyler yapabilirler. Bu yanlış olur anlamında bir uyarıdır. Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder. Ya da bir takım olağanüstü tedbirler genellikle geri teper. Bir yasa düzenlemesi hüküm koyacaksanız adalet üzere olmak zorundadır. Ayet ölçünüzü doğru tutun derken manav terazisinden değil sadece paranın değeriyle de oynayamazsınız ribadan hiçbir farkı yoktur. Paranın değeriyle oynadığınızda ölçüyü doğru tutmamış sayılırsınız. Adalet terazisini de doğru tutacaksınız. Yasa da bir ölçü, norm koyduğu için adil olmak zorundasınız. Bir kavme olan düşmanlığınız bile sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmemeli. Amenna ve saddakna. Onun için e, bu tür şeyleri e, ben bilerek ve bu süreç açısından hayati öneme sahip, imani noktada, ahlaki noktada ve maslahat açısından öncelikle dikkate alınması gereken konular olduğu için ve hazırlık aşamasındaki bazı duyumlarımla yola çıkarak bu uyarıyı yapma gereği duydum. Bizler söylediklerimizden ama aynı zamanda söylememiz gerekirken söylemediklerimizden de hesaba çekileceğiz. Yani ben üçüncü yazıyı sadece yasa tasarısı çıktıktan sonra Hı -hı. yazdım ve e, öngörülerim ya da önceden bana ulaşan bilgilerin de doğru olduğunu görmekten üzgünüm ve kendilerini de uyarıyorum. Bu tür şeyler e, kulağa hoş gelse de süreç içinde e, olumlu sonuçlar doğuracağını düşünseler de alma ahını çıkar aheste aheste. Onun için e, bir takım sorunlar yaşıyorsa Türkiye bu kulağa hoş gelen olağanüstü çözümler sebebiyle ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığında da bu böyle, Maliye Bakanlığında da böyle, Sanayi Bakanlığında da böyle, karayollarında da böyle. Yani iyi şeylerin içine eğer yanlışlıklar katılırsa o yanlış o iyi şeyleri de değersiz kılar. Ayu altın tas şişe sunarlar. Baldon'un suçu orta. Evet şimdi tabi 21 Mart bugün e, gündüz ve gecenin eşitlendiği günde artık bahar mevsimine doğru gidiyoruz. Mübarek Şaban-ı Şerif ayındayız. ramazan Şerif yaklaşıyor. Kaldı şurada 10 gün neredeyse. Hani e, tırnak içinde İslami tantanslı bir takım kaygılar güden bir hareketin içerisindeki bir takım mensupların yani böyle zamanlar bu zaman dilimlerinde e, içeride de bir takım şeylere dikkat etmeleri e, gerginlik çıkartmamaları e, bir takım merkezlerin hoşuna gidecek fiili durumları e, ortaya çıkartmamalarına dikkat etmeleri gerekmez mi yani ben bunu bu Adana'daki olay üzerinden söylemiyorum genel olarak söylüyorum. Yani işte coğrafyamız malum, içeride bir takım sıkıntılar var malum. E birileri yangına körükle gidiyor. Yani hani derler ya e, Nasrettin Hoca hırsızın hiç mi suçu yok gibi e, ironik bir ifadeyle. Hani bizde evet dev, devlet yetkilileri bu bağlamda emniyet mensupları, kamu kurumları, bürokrasi dikkat edecek. Ama vatandaş da bir takım şeylere dikkat edecek. Mi etmeli mi? Bakın toplumda toplumda her zaman. Kriminal risk grupları hı hı. vardır ve olacaktır. Burada meşru e, grupların meşruiyetini koruması gerekir. Yani adalette eğer bir sulanma varsa adaletin yargıladığı suçları buna bahane edemeyiz. Yani adalet her zaman temiz kalmak zorundadır. Hı hı. Hırsıza niye hırsızlık yapıyorsun diye sormak, ayrı bir şeydir o yargının işi. Ya zaten hırsızsa hırsız demenizin sebebi yani katil adam öldürmüştür. Hırsız mal çalmıştır. Yani hırsızlar mal çalıyorlar diye istediğiniz kadar şikayet edin. Sizi tedbirinizi aldınız mı? Bu önemli. İkincisi de bu suçu işleyeni cezalandırdınız mı? Ben başka bir şeyi eskiden beri söylüyorum. Celladımın bile hakkını savunacağım diyorum. Ayet nasıldı? Bir kavme olan düşmanlığınız sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin. Dolayısıyla bizim bu konuda kendi yaptıklarımızı öncelememiz gerekir. Hı hı. Öteki zaten haddi aştığı için suçludur, fasıktır, neyse işte odur, hırsızdır, katildir, zanidir. O başka bir şey. Onu mahkum ediyoruz. Ama Aha. ben <laughs> onu yargılarken, bakın ben adaleti yaralarsam, onun bir insanı yaralamasından daha vahim bir suç işlemiş olur. Hala düşünebiliyor musunuz? Viranşehir savcısı hakkında gelen haberlere göre raportör Hatta birileri de dosyasına şey eklemiş FETÖ'cüdür diye. Yani şu işe bakın yani adaleti adaleti katledenler eğer aramızda adalet dağıtmaktan söz ediyorlarsa bu çok daha büyük bir cinayettir. Yani adam hakim birisini bu adamın FETÖ'cü olduğuna dair elimizde delil yok diyor. İleri sürülen şeyler diyor. Tatmin edici değil, belgeler hı hı. şüpheli. Takipsizlik kararı da vermiyor. Diyor ki tutuksuz yargılansın. Birisi hakimi şikayet ediyor. FETÖ'cüyü serbest bıraktı diye. Bakın bunu yapan da muhtemelen bir FETÖ'cü. Hakim açığa alınıyor. O arkadaş... FETÖ'cü diye suçlanan beraat ediyor. Göreve iade ediliyor. İade, yani iftiraya uğradığı anlaşılıyor. Hı. O göreve başlıyor. Ama birileri hala o hakimi göreve iade etmiyor. Bakın bunu niye görmüyoruz? Orada coplanan kadınlar tamam coplanmasın. Tamam birileri kamu düzenini bozucu bir faaliyet yapmış. Bunlar mevzi, şahsi, zarar gören de belli, zarar veren de belli. Polisse polis, göstericiyse gösterici. Ama bakın, adaletin terazisini bozarsanız dengesini toplumu ifsat etmiş olursunuz. Böyle olmaz. Ben kendim yargılanıyorum. Yani 50 yıldır sanı. Darbelerden niye şikayet ediyoruz? Ben 28 Şubat'ta nelerden şikayet ediyorsam bugün de başladık yani. Bana bu yapılıyorsa başkasına ne yapılmaz ki? Yani bazı şeylerde direniyorsam eğer bende ama hattı aşmaktan Allah'a sınırım. Celadımın bile hakkını savunacağım derken Aynı şekilde bana bu haksızlık yapanların da haklarını savunacağım. Yani ben bozgunculuk yapmayacağım. Ama gerçeği de dik duracağım, direneceğim. Çünkü bana bunu yapıyorlarsa herkese çok daha beterini yaparlar. Ne bileyim işte o, o arkadaş bizden cesaret alarak savcı, o yaptığımız açıklamalardan yola çıkarak bir soruşturma açtı. Haklı çıktı da işte ortada. Aylar geçti, yıllar geçti. Hala görevine iade edilmedi. Ya Bunun bir mantığı var mı? Evet, bu maske düzenlemesiyle Eğer alakalı. Eğer adalete insanların hmm. güveni kalmazsa o zaman insanlar yarın ne yapacaklarını kestiremeyiz. Evet. Hmm. Evet. Ee... Yayının daha başı siz hayli Ankara'nın o sıcak atmosferi sizin üzerinizde hayli bir tecrübe. Çok soğuk işte. Ankara. Soğuk mu? Ankara. Ama eksi, siyasete eksi. siyasetten çok sıcak. Malum belli. şimdi üstadım. Şikayet ettiğiniz konular üzerinden yani ki ya kim bunlar? Hani bir şey söylüyorsunuz ama yani soyut konuşuyorsunuz. Şimdi eee tabii Öyle mi? Yani, yani yargıçlardan söz ediyorum. İsim vereyim mi? Yani kişiselleştirmemekten yanayım ben. Cevap hakkı doğmaması açısından. Ben yani işte genel zaman soyut konuşun. Gene, iki, i̇ki, i̇ki cümle kurdum. İki cümle kurdum. Bir, e, soyut konuşuyorsun dedim. İki, söyleyeyim mi dedim. Kişiselleştirmekten yana deli. Çünkü biliyorsun deli bak delidir. Yani her ocağın bir delisi var. O <laughs> <onu gülüyor> <için> de. <laughs> Eyvallah. Ah, Şimdi ocak delisiyim. Eyvallah Onun için sor, soru sorarken dikkat et. Cevap veririm. Biliyorum biliyorum. O yüzden e, soru sormamak için elimden geleni yapıyorum biliyorsunuz yayınlarda. Şimdi ben e, de her şeyi söylememek için elimi ağzıma götürüyorum. Eyvallah. Şimdi Başkan Erdoğan e, na Atfen birkaç gün önce sanırım Abdülkadir Selviydi bir yazı yazdı. Ona atfen dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan e, vefa toplantılarına başlayacak. E, şöyle okuyayım ben. Sayın Cumhurbaşkanı atfen söylüyor Abdülkadir Selvi. Bizim kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Bizim kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Vefa toplantılarına başlayacağım. Kendi hafızamıza ağırlık vereceğim. Eski milletvekillerimizle toplantılar yapacağım. 21 Mart'ta eski milletvekillerimizle bir araya geleceğim. Eskiden kadın kollarında, gençlik kollarında yerel yönetimlerde teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarla toplantılar yapacağım. Bu minvalde açıklamalar vardı. Nasıl yorumladınız? Yani bundan haberiniz oldu mu ya da şu an mı bilgi sahibi oluyorsunuz Meva, Ne düşünüyorsunuz? E, vefa'nın eski yenisi yoktur. Ahde vefa esastır. Yani birincisi bizim Allah'a ve Resulüne verdiğimiz sözdür. Bunun da genci yaşlısı, eskisi yenisi yok eskisi bir geçmişe dayalı tecrübeyi de beraberinde getirdiği için yeni tanıştığınız hani yolda bulduklarınız zaman içinde değişebilir de değişmeyebilir de. Ama eskiden yola çıktıklarınız hala verdikleri sözde duruyorlarsa eğer siz onlardan ayrıldıysanız siz kendinizi gözden geçirin. Ahde vefa için onları yanınıza çağırmak, çekmek değil, sizin ona gitmeniz, ve yaptığınız yanlıştan dolayı özür dilemeniz gerekir. Yani ahde vefa hadi bakayım gelin bakalım sizi kovalamıştık. Öyle bir ahde vefalık olmaz. Öyle mi al anla, siz öyle mi anlıyorsunuz? Seni onlardan hayır ben yani... nasıl anlaş Bakın yapacağınız şeyde eğer o insanları sizden uzaklaştıranları yanınızda tutmaya devam ediyorsanız Onları çağırıp gönüllerini alarak yolunuza kaldığınız yerden devam edecekseniz bu ahde vefa falan da değil. Onlar kendileri gittilerse ki zaten giden bir daha gelemez de demiştiniz. Şimdi niye gittiklerini sorgulamadan çağırıyorsanız yanlış yaptıkları için gitmişlerse niye geliyorlar? Doğru bir şey yapıp siz yanlışa saptıysanız ve sizden ayrılmışlarsa kendinizi düzeltecek misiniz? Yani kulağa hoş gelen sloganlarla sorunu çözemezsiniz. Bu nenem rahmetlinin ifadesiyle el ayağı boş değil, tuttuğu iş değil. Bir hadiseye dönüşür. Yani yaparsınız, eski dostlarınızı görürsünüz, eski dostlar, eski dostlar şarkısını da çalarsınız. ...olur biter güzel yemekler yersiniz... ...güzel sözler edilir... ...peki o eski dostlar... ...yeni taleplerini... ...ve şikayetlerini... ...söylemek isterlerse... ...dinleyecek misiniz? Gereğini yapacak mısınız? Yoksa sadece... ...gönül almış olmak için mi? Hmm. Siz mesela... Yani faydadan hali değil... ...bundan Aha. sonrasının ne olacağını... Kimi çağırıyorsun bir bakayım. Çağırdıktan sonra da nasıl gidiyorsunuz? Yani menfaattan mahrum kalan birileri onlara da pay verilerek yola devam edecekse al başına belayı. Bakın sadece o slogan ya da etiket fazla bir anlam ifade etmiyor. Kimlerle bundan sonra nasıl yol alacaksınız? Birilerini davet ediyorsanız yanınızdaki birilerini kendinizden uzaklaştırabilecek misiniz? Hazreti Ömer ne diyordu? Bakın o herkesi yanına çağırmamıştı. Demiştik ki, eğer ben yanlış yaparsam ve yanımdaki biri beni uyarmazsa o benden uzak dursun çünkü onda hayır yoktur. Eğer o beni uyarır ve ben kendimi bu uyarı açısından gözden geçirmezsem o kişi yine benden uzak dursun. Çünkü bende hayır yoktur. İşte vefa, ahde vefa, Allah'a ve Resulüne olan vefa budur. Onun dışındaki vefaların <laughs> bir semt adı ya da bir e, içecek markası olmaktan öte bir değeri olmaz. Yani şimdi açıklamalarda da 21 Mart tarihinde başlayacağım dediği için siz de bugün 21 Mart e, birkaç gündür Ankara'dasınız. Ben sizinle de telefonla görüşemedim. Dedim ki kendi kendime içten içe. Dedim Allah Allah acaba dedim reisi cumhurumuz Sayın Dilipak'ı özel davet etti. Hani özel görüşecek kamuoyunun bilgisi haricinde falan. Telefonla da dedim bunları sormayayım dinleniyor. Dedim ben en iyisi canlı yayında sorayım kimse dinlemeden. O yüzden aklıma da gelmedi değil yani böyle bir şey nasıl diyeyim böyle bir fikir. Yoksa böyle bir durum var da bize söylemiyor musunuz üstadım? Kamuoyundan gizliyor musunuz? Yani ben ben bu konuda çok açığımdır. Yani herhangi bir şeyi gizlemem. Tekrar söyleyeyim bana birisi haksızlık yapsa bile o kişinin hakkıyla ilgili bir fikir benim bir beyanda bulunmam gerekirse Allah beni bu anlamda haksızlık yapmaktan korusun. Eyvallah. Bugün forum metaverse'te konuştu Başkan Erdoğan. Takip edebildiniz mi? Yani önemli bir ee, buluşmaydı. Önemli bir programdı. Önümüz... görüşmem vardı. Bilgiyi aldım önümüzdeki dönemi dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum dedi mesela. Yani bu Metaverse üzerine biz e, aylardır, uzun zamandır konuşuyoruz. Starlink'ler, Neuralink'ler, 5G'ler, yeni teknolojiler, hatta teknoloji üstü şeyler, ses frekanslarıyla bir takım tekstil kumaşlarından elektrik üretmeye kadar yani son günlerde gündeme geldi. Kendi silikon vadimizi de oluşturacağız açıklaması yaptı. Ve şu şu ilginçti. Dijital dünyada da asıl olan kendi ülkemdir. Özgün yazılımlarımızı geliştirmeden kafamızı yastığa huzu, huzuru kalple koyamayız. Bakın özgün yazılımlarımız. Yani bu farkındalığı ifade etmek açısından çok önemli. Siz her seferinde eleştiriyordunuz. Yani hardware'ler tamam ama yazılım bizden olmayınca ne anlamı var? Firewall'lar, security, güvenlik sistemleri yurt dışından aldıktan sonra arkasından bir bakıyorsunuz İsrail, Rus çıkıyor. Yani Kasperskiler vesaire. Nortonlar neyse marka ismi saymayalım. Ee, çok önemli vurgular değil mi? Yani huzuru kalple yastığa başımızı koyamayız eğer kendi yazılımlarımızı yazamazsak diyor Cumhurbaşkanımız. Tamam bakın başbakanken ben Tayyip Bey'i ziyaret ettim ve gerçekten e, ilgi gösterdi, ilgiyle dinledi. Hı hı. Bu konuları dedi müsteşarla konuşun, talimat veriyorum. Gözde gerekli çalışmaları derhal başlatın dedi. Ben de o zamanki müsteşar olan Efkan Alay'a gittim. Efkan bir birçok bakanlıktaki bilişimle ilgili müsteşar yardımcılarını toplantıya çağırdı. Onlara bir briefing verdim. Nereden başlaması gerektiğini bu işlerin, nasıl sürdürülmesi gerektiği konusunda bazı açıklamalarda bulundum. Daha sonra biz bu konuyu o zamanki Maliye Bakanı'na da izah ettik. Maliye Bakanı bu konunun takipçisi oldu. Eskişehir valisine talimat verdi. Bu projenin bir minyatür denemesini bir altyapı çalışmasının Eskişehir'de yapılmasına söyledi. Bunun için bir şirket kuruldu. Bunun için kanun kuvvetinde bir kararname çıkartıldı. Bunun için bütçe tahsis edildi. Ama sonra o vali görevden alındı. Ve o ekip dağıtıldı. O projede uygulamaya geçmedi. Şimdi Metaverse yapacağım ya da yazılım yapacağım yapamazsınız. Ancak başkalarına Eklemlenirsiniz, Türkiye dünyanın en iyi finans yazılımlarını yapan ülkelerin başında geliyor. Ama siz bunu satamazsınız, markalaştıramazsınız. Niye? Çünkü bu yazılımları dev bir bilgisayarda diğer birçok işletim sistemiyle birlikte hardware ve diğer birçok yazılımla birlikte... Eş zamanlı test etmeniz gerekiyor. Yani bu stadyum büyüklüğünde bir bilgisayar gerektiriyor. Dünyadaki bütün mainboardlar ya da işte grafik kartları belli başlı yani bütün ülkede marketi olan. Buralarda onun yüklenmiş olması gerekiyor. Dünyadaki diğer birçok yazılımla birlikte sizin bu yazılımınızı eş zamanlı test etmeniz gerekiyor. Böyle bir şey yaptığınız zaman bu sadece bir test laboratuvarı değil. Sizin yazılımcılarınızın buraya gelip dünyadaki diğer yazılımlara göre bu yazılımı yapması gerekiyor. Dünyadaki kartlara göre bu yazılımını yönetmesi gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman işte siz burada bir arama motoru da yapabilirsiniz. Daha siz <laughs> Birinci web e, network'ü olan bu Hı -hı. ya arama motorlarını bile kendi ülkenizde bile işletemezken bütün dünyaya bu yönde proje sunacağınızı söylemenin hiçbir karşılığı yoktur. Sadece kulağa hoş gelir. Bakın bunu söyleyince bu işten bilenler bir şey çıkmayacağını bilirler. Bilmeyenler de işte Türkiye falan diye heyecanlanabilirler. Ben yapamayız demiyorum. En iyisi ne yaparız? Ama bu kafayla olmaz. Olması da mümkün değil. Biz sadece ucuz pazar oluruz. Hardware çöplü oluruz. Software çöplü olabiliriz. Bilgi çöplü oluruz. Sizin yapmanız gereken bu altyapıyı kurmak. Bakın, bunun security'sini sizin yapmanız gerekiyor. Bunun işletim sistemini yoksa siz daha bu işleri yaparken çalarlar sizin yazdığınız şeyleri. Siz bu 5G kafasıyla, bu Starlink kafasıyla ülkenizi fiilen işgale açarsınız siber ordulara. Güzel sözlere değil Aklı başında projelere ihtiyaç var. Yani bu kafayı nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. Bu Tay Tayyip Erdoğan'ın bilmesi gereken şeyler değil. Ama onu bu konuda bilgilendirenler aslında avara kasnak gibi bütün ülkedeki hem özel sektörü hem kamu sektörünü boş yere meşgul ediyorlar. Öyle ne bileyim gidip Gepsi'ye teknopark kurarak oradan başlayarak olmaz. Ben bunu Binali Yıldırım'a da anlattım, başkalarına da anlattım. Tek başına da topluca da anlattık. Yok işte. Olmuyor. Bakın bu şekilde zaman kaybediyoruz. Yoksa biz bunları yapamaz değiliz. Fiilen şu anda akıllı evler, akıllı şehirler projesiyle Türkiye uluslararası sistemin manipülasyonuna ve güdümüne giriyor. Bütün datalarımız elimizden gidiyor. Starlinklerle nokta hedefler her nokta berhava edilebilir. Time dergisinin kapağını hatırlayın. Yani o Wi-Fi'nin aynı zamanda bir silah olabileceğini düşün. Evinizdeki akıllı süpürgeler bile adam öldürebilir. Akıllı evlerdeki santral evinizi havaya uçurabilir çocuklarınızı, kendilerinizi, köpeklerinizi öldürebilir, yaşlılarınızı öldürebilir. Uzun sürede çocukları da, normal insanları da hasta edebilirler. E biz bununla çağdaşlaştığımızı, ülkenin geliştiğini falan zannediyoruz. O sizin akıllı arabalarınız sizi uçurumdan aşağı fırlatabilir. E diyorlar ki, olabilir." Şimdi sağ olun siz şimdi bu hani öz eleştirisel bir bakış açısıyla Niye yapmayalım? Tabii ki yaparız ama tırnak içinde metot ve yöntem yanlış diyorsunuz anladığım kadarıyla. Sizin bu eleştiriler yani üzerinden yani çok de sizin fazla para harcıyoruz. Yaklaşımlarınıza mesela ya öyle şeyler söylüyorsunuz ki ya ütopik şeyler söylüyor bu dili de deniyor. Yani anlatabiliyor Yok muyum? Ütopik Yok, şeyler söylüyorum ama ee... benim söylediğim ütopya gerçeğin anasıdır. Hayal gerçeğin anasıdır. Eğer üzerinde düşünülmüş, çalışılmış projelerse Bakın Tayyip Bey'in başlangıçtaki olumlu düşüncesini söylüyorum. Kanun kuvvetine kararname bile çıkarttık. Eskişehir'de arazi tahs tahsisi de yapıldı. Defalarca gidip geldik toplantılar yaptık. Ama bir el bunu engelledi. Sonra tam tersine bugün bilgilerimiz maalesef tamamen uluslararası sistemin e, o hackerların e, dalışlarına açık yani. E, her tarafın AK Parti Genel Merkezi'nin de e, serverları eklendi değil, backup'ı alındı. E, Cumhurbaşkanlığı'nın da alındı. Mernis'in de aldılar. Yani, yani Filistin'e giderken... Bunu sen biliyorsun. Yani ne, filiz... de, ne demek istediğimi sen biliyorsun. Şöyle Filistin'e gittiğimizde yani gidenler bilir. E, Tel Aviv Havalimanı'na inersiniz Ben Gurion'da. Ee, güvenlik kontrolünde, pasaport kontrolünde size bir takım sorular soruyor. İşte niye geldiniz, kaç gün kalacaksınız falan bunlar normal sorular ama mesela işte büyük babanızın adı dediği zaman şaşırıyorsunuz. Yani ne alaka, yani benim büyük babamın adını niye soruyor? Siz i̇şte söylüyorsunuz, adam bakıyor, yes diyor, correct yani doğru, Allah Allah. Ya benim büyük babamın adını sende ne işi var? Şaşırıyorsunuz, anlatabiliyor muyum? Yani kimlerin ne, ne bilgileri var üzerinden kaygılar, endişeler çok doğal ama ya bir, bir grup var. Bizden bir şey olmaz diyor üstadım. Yani şimdi ben buna karşıyım. Bir grup var. bizsiz hiçbir şey olmaz diyor hayda. Bu da çok fazla. Hani ha, özgüven patlaması. Yani bir orta yolu bulmak çok mühim burada. Orta yolda Orta yani. yolda değil. Biz yapabiliriz. Allah yardım ederse bütün dünyaya güzel örnek oluruz. Hı -hı. İslam ümmetinin yüz akı oluruz. İnsanlık içinde bir umut oluruz. Ama bu kafayla gidersek sadece kuyruk oluruz. Böyle meta varsa ha ha hadi meta varsa oraya girersin de nasıl çıkarsın bilmiyorum. Beyninize bir şey yükleyenler başka şey de yükleyebilir. Beyninizden bir şeyler de silebilir. Yani siz bununla ilgili eş zamanlı olarak transhumanizmi bilmiyorsanız, Neuralink'ten haberiniz yoksa, çok farklı bir dünyada tamam. uyanabilirsiniz. Evet. Lucid Dream'den haberiniz yoksa, astral yolculuklardan haberiniz yoksa, bunun bir sonrasının Hı -hı. kask, bir sonrasının çip olacağını, size seabird deneceğini, biyolojik insanın sonu olduğunuzu ve sizin gireceğiniz metaverse'de din, ahlak, hukuk, gelenek, hatta biyolojik cinsiyetin de olmayabileceğini, ve kendinizi avatarlar şeklinde ço çoğaltıp onların her birine farklı kimlikler ve kişilikler yükleyebileceğinizi ve bunların gerçek dünyada nasıl bir karşılığı olacağını bilemezsiniz. Bana kenevirden izin vermiyorsunuz. Ama orada bakın artırılmış gerçeklik dünyasında sanal uyuşturucular da tadabileceksiniz, kullanabileceksiniz. Peki... Bir tedbiriniz var mı? Şeytanın sofrasına otururken her şey serbest. <laughs> ya tabii şimdi e, beraberinde bir takım avantajlar, dezavantajlar, balansı bulmak çok mühim. E, teknolojinin doğru kullanılması üzerine e, yapılan çalışmalar, yani sosyolojik bir takım vakalara dönüşen Olgularla karşı karşıya kaldık hani intiharlardan falan bahis de burada da çok konuştuk sizinle daha çok intihar edecekler yani daha işte geçen hmm. neredeydi yani iki genç sosyal medyadan yazdılar biz işte intihar ediyoruz gelin çocuklar hani kendilerini asmışlardı ya yani. bir takım notlara baktık şaşırdık üzüldük daha çok yani... o daha çok olacak bütün dünyada artıyor metaverse de insanlar hmm. ölüme atlayabilirler yani o dünyaya girmek mümkün Onun üzerine ay yıldız koymakla e, öh, sorun çözülmüyor. Şimdi... Aksine siz e, cehennemin kapılarını sonuna kadar açıyorsunuz. Onlara yaklaşırsanız bu anlayışla, yani şeytani bir planı yerli ve milli olarak üretmek hı hı. hakka ve hayra hizmet değildir. Yani meşhur e, artist Alain Delon'la alakalı işte haber çıktı biliyorsunuz. O da yani evet, huzur ötenezi, içerisinde huzur içerisinde istiyorum. evet ölmek hakkımız değil mi? Cehenneme e, gitmek e, istiyorum. E, he, cehenneme gitmek istiyorum diyor. İşte ötenazi hakkımı kullan. Yani şimdi Batı'nın tabi e, teknolojiyi teknoloji kullanma şekli ve tanıtma şekli bambaşka. Yani bu bağlamda e, Batı değil o Batı'da da karşı çıkmalar var. Hı. Şu anda benim oğlum uluslararası bir konferansta 5G virüs nefsi ve bu olayları anlatıyor. Çünkü bizim ee, bu beşke virüs, NEVS benzeri dünyadaki hmm. e, oluşumlar global bir network olarak çalışmaya başladılar. Ve bugün biz de o global network'e katılıyoruz. Şu saatlerde de benim oğlum e, bizim e, bu projemizi bu uluslararası network'e aktarıyor. Yani e, İsrail'de de, Avrupa ülkelerinde de, Hindistan'da, Çin'de, Japonya'da da bu şeytani plana karşı çıkan insanlar var. Ama biz Türkiye'de maalesef siyasetçilerden bir tane bile çıkıp bu plana şunlara dikkat edildi mi demiyor. Nüfusuzlarımız üzerine küt diye damgayı basıyorlar gender diye. Onun gibi yarın Metaverse'de girecekler. Hatta Suudi Arabistan'la beraber anlaşma da yapıp orada bir haç da hatta Mescid-i Aksa'yı da oraya taşıyabilirler. Allah ne buyurdu? Şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Ağuyu altın tas sunarlar. Balda onun suç ordu. Şimdi tabi baldan tatlı geliyor dijital platformlar, medya, metaverse, internet, deep web, dark web neler var neler. Yani içinde bulunduğumuz dünyada özellikle gençlerin bu bağlamda bekleyen te tehlikeler, yani belirli yaş gruplarını, bütün insanlığı bekleyen tehlikelerle alakalı e, somut gerçeklikler üzerinde herkesin farklı bir düşüncesi var. Ya üstadım, Şimdi sizin e, o ütopik diye hani eleştirilen ya da yorumlanan bu söylemleriniz, işte izleyicilerimizden de mesela bir takım yorumlar geliyor. Ya hocam öyle konuşuyor ki sanki Allah'ın hesabı yok mu? Bilmiyorum hani Aristo mantığı değil mi gibi tabii Allah'ın hesabı var. Bunu da vurgulayalım. Allah helak halinde. Bu <laughs> Bunu da Allah vurgulayalım ki helak eder. Yani haksızlıklar karşısında susarsanız ateş size de dokunur. Yani Allah'ın ipine tutunursanız tutunursanız Allah'ın yardımıyla kurtulabilirsiniz. Şimdi yani beş... bizim yaptıklarımızın Hı -hı. E, e, sorumluluğumuzla ...ilişkisi üzerinde duruyorum. Şimdi tabii e, küresel anlamda bu bahisle ifade ettiğiniz ana başlıklar, 5G'di, Neuralink'ti, Starlinklerdi, e, diğer bütün o kavramlar, yeni kavramlar, metaverseler. Şimdi bir küresel bir zihin kodlamasının projelendirip hani bugün önümüze getirdiği değil, bir background'ı olan, bir geçmişi olan uzun bir süreçte çalışmaları yapılmış ve gelinen nokta. Mesela siz ne diyordunuz? Yani evet korona dönemi artık bitti iki yıl sonra. Hani biz şeyde de 5G virüsünü üstte gördüm ben onu. Artık maskeyi çıkartacağız, miğfer takacağız. Yani efendiler, buyurganlar, yeni bin yılın çağdaş dünyanın yeni tırnak içinde Rab ve ilahları bu süreci iki yıl içerisinde belirli bir noktaya taşıdı. Şimdi gıda ve enerji tedarik sorunlarıyla birlikte ulus devletleri, bak hmm, dikkat edin, eğer emirlerimize itaatsizlik gösterirseniz, Rusya gibi, Ukrayna gibi olursunuz bağımında aba altından sopa gösteriyor diyebiliyor muyuz? Yani bu sadece bizi ilgilendiren tabii, bir mesele yani değil. Yani o miğfer Tabii iki, iki boyutu var, hı hı. bir tanesi savaş boyutu. Bunu zaten biz The Economist dergisinin kapağında konuştuk. görmüştük. Kuşların evet. düşüşü ya da maskelerin, yani gaz maskeleri, kimyasal maskeler. Amerika 30 tane biyoloji toksik laboratuvarını boşuna yapmadı Ukrayna'da. İkincisi de Metaverse hmm. maskesi. Hmm. Böylece beyniniz de işgal edilmiş, kontrol altına alınmış olacak. Cazip gelip bir defa Girdiğiniz bir yerden nasıl çıkacağınızı bilemiyoruz. Çünkü artık beyninize yükleme de yapılabilir. Beyninizdeki bir takım şeyler silinebilir de, Beyniniz de artık. Biyo hackerlar geliyor dünyaya. Ee, yani ben bu anlamda bakın 20 yıl önce hatta daha eski e, oğlum üzerinde bazı deneyleri e, yapmıştık. Hı hı. Yani beyne kayıt yapılabileceğini. O zaman görmüştüm. O zaman yazmış, söylemiştim. Siz de tanıyorsunuz yani benim bu konudaki çalışmalarımı. Yani çok basit cihazlarla bu yapılmıştı. Bugün kitleleri subliminal mesajlarla ya da metaverse üzerinden ya da çip üzerinden Neuralink teknolojisiyle bakın beyniniz hacklenebilir. Artık hackerlar bilgisayarınıza sızmayacaklar beyninize sızabilecekler. Bu noktaya geliyor. Metaverse'ün ikinci kuşak yani sadece gözlük değil. Kaskını taktınız mı? Beyinle, düşünceyle etkileşimli. Hatta eldivenli vücudunuza giydiğiniz zaman bütün olarak hissedebileceksiniz. Buna ne e, psikolojisi hazır insanların, ne dini var, ne ahlakı var, ne hukuku var. Yapıyoruz e yap. E, yani e, olacaksa olacak. Ha, ben direneceğim. Eğer zaten sessiz kalırsam haksızlıklar karşısında Allah beni korumaz ve ben görevimi yapmış olmam. Onun için ben bunu birilerinin çarkına çomak sokmak için yapmıyorum. Hmm. Bunu yapmak zorunda hissediyorum kendimi ve bunu biliyorum. Bilmediğim bir konu değil. Tek başına bunu kendi kafasında uyduran biri de değilim. Elektronik konusundaki uzman profesörlerle de bu sektörde tanınmış bir takım kişi ve gruplarla da müzakere ediyoruz. Ve bunu bugün konuşmuyoruz biz. Yani, e, yani çok uzun zamandan beri televizyonun dışında da sizinle bunu konuştuk. Yani siz ilk e, mikro timi kurduğunuzda da biz bunların gelecekte neler olabileceğini o günkü fırsatlar, imkanlar çerçevesinde konuşuyorduk. Evet. Külliyer red anlaşılmasın yani sizin söylemlerinizden doğru mu anlıyorum? Yani Metaverse eğer olgu olarak varsa 5G olgu olarak varsa Starlink'ti Neuralink'ti yani bunları biz o meşru çizgide insanlığın faydasına değerlendirilecek ve kullanılacak alana çekmeliyiz. Hatta ve hatta biz onlara tırnak içinde mahkum olmayıp ee, biz kendimiz e, teknolojik bu tür yatırımları ve çalışmaları yapmalıyız. Kendinizi diyorsun. kapatırsınız. 5G'de olmaz. Metaverse'de olmaz. Yapamazsınız. Yaklaşmayacaksınız. <laughs> ya şöyle adamlar 7G'nin hazırlığını yapmış. Üstadım biliyorsunuz yani 7-8 konuşuluyor Bakın, bunlar. Onlar yapabilirler. Yani. Ben yapmayacağım. Bunu ancak laboratuvar seviyesinde dar zaman aralığında belli lokasyonlarda hmm. Kullanıcıların da çok özel koruma standartları içerisinde bunu deneyebiliriz. Neler yapılabileceğini, nereye kadar gidebileceğini bunları ancak laboratuvar düzeyinde yapabiliriz. Hiçbir canlıya bunu serbestçe uygulayamazsınız. Yok çünkü, böyle bir şey. Çünkü e, ne olduğu bilinmiyor i̇nsan fıtratına yapılmadı. Aykırıdır. Hı. Hmm. İnsan fıtratına aykırıdır. Evet. Ama işte şöyle oluyor bu kez üstadım. Şimdi biz 5G deyince ya ne var kardeşim? Şimdi biz 4G, 4.5G internet kullanıyoruz cep telefonumuzda. İşte normalden bundan önceki 3G'den çok daha hızlı veri indiriyorum. İşte WhatsApp mesela canlı görüntülü görüşmelerde çok daha kaliteliyim. HD ile ye Karayollarında niye hız sınırı var? E kaza Kara olmasın can, can emniyeti açısından. Açtı işte burada burada da hız, burada da hızın hız, Ölüm Kaza olmaması için sınırlandırılması gerek. Ben niye 3G kullanıyorum? Ondan sonrası bakın aynı salonda 5-10 kişisiniz. Bunların her biri bir insan iki saat kullanırsa hmm. o da işte belli seviyede bir etki yapar. Vücut bunu tolere edebilir diyorlar. 10 kişi varsınız. Kaç tane elektronik cihaz var? Laptopu var, ne bileyim işte cep telefonu var. Bulunduğunuz noktada kaç tane Wi-Fi var? Röle istasyonları var. Uydulardan gelen bir takım Kolekalsın sinyaller var. var ve bunlar insan e, biyokimyası üzerinde beynin elektromanyetik alanı, karaciğerin, akciğerin, hatta oksijen atomlarının frekansları hmm. üzerinde nasıl bir olumsuz etkisi var, onu görmeniz lazım. Hayır, bazı şeyleri yapamazsınız. Hmm. Yapmaya kalkarsanız fıtrata müdahale edersiniz. Bu da şeytanın en büyük hilelerinden biridir. Yani sadece domuz değil mesele, domuzluk da haramdır. Güzeldi. Benim deli yani, konuşturma. Evet, şimdi tabii mesela domuz etinin haramlığı üzerinden herhangi bir tartışma tartışma olmaz. Yani fıkhi bir gerçeklik. Bu bağlamda Kur'ani bir muhkemdir. E, tabii yani bir şimdi bu. ama öyle bir şey var ki şimdi öyle şeylerle karşı karşıyayız ki domuz eti yemekten bile tehlikeli şeyler var. Ee, ama anlatamıyoruz üstadım. Ben Mevki burada Kimerayı ne yapacaksınız? Klonoytu Sentetik eti ne yapacaksınız? Geliyor Hollanda mesela. Gıdalardaki kimyasalları ne yapacaksınız? Geniyle oynanmış gıdaları ne yapacaksınız? Allah karışmıyor mu o işlere? Hmm. Bu işin fıkı ne? Yanıtın talimat işte. verip böyle Çanakkale hutbesi okutur gibi yarın Metaverse hmm. hutbesi mi okutacaksınız? Orada bir tane de camiyi oraya mı yapacaksınız? Diyanet orada hutbe mi okutacak? Yani mesela dijital ama parada ama Diyanet'in hala kafası korusun. karışık. Bir o haram dediği sonra bir tekrar bir fikir değiştirildi. Başka misal örnek olsun ha, diye söylüyorum. O zaman siyasetin o peşinden lazım. gidecekse din. Hı -hı. Siyasetin peşinden gidecekse din. O zaman yani laikçilerin yapamadığını biz mi yapacağız? Allah korusun. Yani bu çarşaflı fır, coplamaya da benzemez. Azerbaycan'dan hocama Abi Azerbaycan'dan hocama Bülent Bey e selamlar. Bülent Bey geçen programda hocamı kızdırıyordunuz demiş. Gülücük atmış bir izleyicimiz. Ee, Bu programda kızdırmıyor musun sen? Ankara'ya Ankara'da şu an bir takım izleyicilerimize sormuş. Ankara'da. Dilipak Ankara Akit TV stüdyolarından canlı yayına bağlanıyor değerli izleyenler. Ee, yani evet beraber olmadığımız için oradan tabi serbest Üstad bugün bu akşam maşallah Ankara'nın sıcaklığı üzerinde e, yo, yo, çok soğuk eksi 2 derece <laughs> üstadım şimdi reklam arasına inşallah gidiyoruz tabi Putin, Peki. Ukrayna Zelenski bunları konuşmamız lazım savaşın bitmesi için 5 şart ileri sürdü Putin bunlara bakalım e, ve tabi bu çatışmadan bu savaş halinden en çok faydalanan nasiplenen kasasını dolduranlar kimler Sorusu, absürt bir soru olabilir kimler için. Adres bellidir ama biz yine bunlara bakalım. Bu savaş en çok kimin işine yaradı? Ve Türkiye'de tabii bununla alakalı da e, Rusya taraftarı, Ukrayna taraftarı üzerinden Atlantik NATO'cular ve Moskov Rusçular diye bir bölünme var fikirsel zeminde. Sosyal medyada bunu görüyoruz, televizyonlarda bu tartışmalarda bunu görüyoruz. E, Rusya karşıtlığı üzerinden farklı söylemler var. Zelenski ve Ukrayna karşıtı üzerinden bunu nasıl değerlendiriyor üstad merak ediyoruz. Tabi Ukrayna'da e, ki sürece bu savaş durumuna feryat edenler Suriye'de 15 Mart tarihiyle 12. yılına giren e, insanlık dramına karşı 3 maymunu oynamaya devam ediyor değerli izleyenler. Suriye dramını bu vesileyle de konuşacağız kısa bir aramız var reklamlara gidiyoruz. Evet değerli izleyenler pazartesi akşamındayız ve Usta Kalem Abdurrahman dilpak'ta birlikte Derin Gerçekler programındayız. Ee, Üstad bu akşam İstanbul stüdyolarında bizimle birlikte değil kendisi Ankara'da bir takım sağlık e, sorunları üzerinden tedavileri yapmak için Ankara'ya gitti. Hatta bazı izleyicilerimiz ben bugün Üstad'ı şu Ankara'da şurada gördüm o mu diye ya şaşırdım İstanbul'daydı gibi soruları var. Evet Üstad Ankara'daydı birkaç gündür şu anda orada eee Akit TV Ankara stüdyosundan canlı yayına bağlanıyor. E, üstadım e, oradasınız. herhangi bir sorun yok. Evet. Bu arada sağlık sorunum yok. Hı hı. rutin bir Ha yani, rutin kontroller. E, kontrol. Tamam. Marfan sendromu olduğum için Evet. E, rutin e, kontrollerim var. E, onun kontrolü için geldim. Nedir yani bu Marfan sorayım, sendromu üstadım? Mi? Biz ara ara konuştuk ama yani Marfan sendromun üzerinden e, bir takım sizin size has bu genetik bir sağlık sorunu diye biliyorum ben doğru mu? Yani e, hücre dizilişleri farklı. E, bir de e, kasların lifleri daha uzun, onun için elim ekstermlere doğru e, büyüme var. İşte ayak 47 numara ayağım var. Kas lifleri uzun olduğu için çok fonksiyonel değil. Yani şınav çekemiyorum, barfiks yapamıyorum. Buna benzer bir takım sorunlar söz konusu. Ama yani bir problemi yok. Hı hı. Ama siz Sonuçta, judo yaptınız. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Judo antrenörlüğü kaslarımı geliştirmek için judo antrenörü olana kadar çalıştım ama meğerse performans sporları yapmamam gerekiyormuş. Hmm. O da kalp damarlarında zorlama yapıyor. Putin de judocu diyebiliyoruz. Kamuoyuna öyle yansımıştı. Hatta belli zaman dilimlerinde judo yaparken falan görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi judocu Putin yani Amerika başta olmak üzere küreselcilerle judo güreşine mi judoya mı tutuldu? Ne diyorsunuz? Ne olacak? Gidişat Putin, Putin, üzerinden biliyorsunuz Biden'ın da ciddi manada söylemleri var, eleştirileri var. Yani Bulgaristan geçtiğimiz yıllarda Putin'e verdiği fahri doktoralık ünvanı bile çektiğini açıkladı. İşte yaptırımlar söz konusu vesaire. Bu nereye kadar böyle gidecek? Yani görüntüde bir şey yapıyormuş gibi gözüken Amerika, NATO, Avrupa Birliği ülkeleri Somut bir şey yap, yapma ihtimalleri var mı? Ne düşünüyorsunuz? Şu ana kadar yapmayanlar bu saatten ya aslında, sonra ne yapacak? ya Aslında bir ilüzyonla karşı karşıyayız. Önce bu Biden ve Putin meselesinde ikisinde kişi olarak sağlıklarında ciddi sorun var. Hmm. Yani kendi sağlıkları sorumlu ve ülkeleri içinde de ciddi sorunlar var. var. Yani kelin ilacı olsa kendi başına çalar, kendi ülkelerinin geleceği konusunda bile e, yeteri kadar irade kullanamazken e, laf ile verirler aleme binlerce nizamat, bin seyye bulunur ya da bin teseyyüp bulunur hanelerinde. E, öte yandan bu süreç tam bir trajedi. E, ne bileyim Suriye'den ya da Afrika'dan gelen göçmenlere nasıl davranıyorlardı? Polonyalı güçmenlere nasıl davranıyorlar? Ya. İki yüzlükleri ortaya çıktı. Ya da bir takım Avrupa ülkeleri Dostoyevski, Leon Tolstoy'u yasaklamaya kalktılar. Bu da ne kadar hakkaniyetli olduklarını gösteren başka bir durum. Bir de ortada savaş da yok. Bir barış arayışı da yok. Bunu nereden uyduruyorlar? Bakın buraya geldi 2014'ten beri bu krizin devam ettiğini söylüyoruz Amerika'nın da NATO ıı, tatbikatı bahanesiyle gelip Atriyatik ile Ege arasında Girit'ten Baltı'a kadar işgal ettiler yahu siz Ukrayna'yı konuşuyorsunuz yani gözünüzün ıı, önüne kibrit çöpünü koyunca kocaman ar arkasında bir ormanı kaybediyorsunuz bir komedi yaşanıyor memlekette Savaş değil daha bu ilan edilmiş bir savaş yok. Türkiye Suriye ile savaşa mı girdi? Bizim askerlerimiz, hava kuvvetlerimiz, helikopterlerimiz Suriye topraklarında operasyonlar yaptılar ve hala bizim silahlı kuvvetlerimiz Suriye'de eğitim, donat faaliyeti yapıyor. Ya da Amerika Irak'la savaşa mı girdi? İlan edilmiş bir savaş mı var? Ya da Afganistan bakın işgal ayrı, savaş, savaş orduyla o silahlı kuvvetlerin karşılıklı <laughs> olarak savaşmasından söz edersiniz. Rusya kendisine ait olan bir bölgede federasyona üye bir ülkede ayrılıkçıların e, ayrılmak için, NATO'ya üye olmak için bir e, operasyon yaptıklarını söylüyor. Buna karşı da kendisi müdahalede bulunuyor. Yani bu konuyu yeni baştan bir düşünmemiz gerek. NATO da burada dahası ben diyor Gürcistan'ı da alacağım, Ermenistan'ı da NATO'ya alacağım. NATO'nun sınırlarını ta Hazar Denizi'ne ve Transkaskaflara uzatmak iddiasında bulunan bir Amerika var. Amerika burada barışçı oluyor. Yani bir yandan Girit'ten daha ta yukarıya kadar, Baltağa kadar Atriatik Ege Arası'nı işgal edecek. O da yetmeyecek Karadeniz'e, oradan da gidecek ta Hazar'a kadar ve e, Transkafkaslar'a kadar kendine bir gelecek arayışı içine girecek. Sonra siz bunu barış için geldi diyeceksiniz. Bir komedyonu e, Cumhurbaşkanı yapacaklar. Aslında bu işlerden e, kazançlı çıkan kim? Ona bir bakmak lazım. Bu işten kaybeden kim? Aslında burada e, Ukrayna üzerinde e, bir vekalet savaşı sürüyor. İsrail buradan şu anda kazançlı gibi gözüküyor. Zaten Ukrayna kurulduğundan beri orada Yahudiler yönetimde ve bundan sonraki arabuluculuk görüşmelerinin muhtemelen İsrail'de olması söz konusu. Türkiye'de istiyor ama İsrail'de olması Kudüs'te İsrail'de olsun. Jelis'i çağrı yaptı. Üstadım, Kudüs'te olması evet. lazım diye. Kudüs'te olsun diye çağrı yaptı. Bu ilginçti değil mi? Şimdi Kudüs dediğiniz tabi onlar İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıyorlar. Yani, tabi onlar Jerusalem yani olarak. İsrail'de olacak. O Telev, e, Tel Aviv'de olacak değil. Yani bunun başka bir anlamı da var. Evet, çok önemli. E, bütün dünyadan gazeteciler falan oraya girecekler e, ve e, Müslümanların girişi de o bölgeye o süreçte sınırlandırılabilir. Yani başka oyun içinde oyun var. Hı hı. İsrail orayı e, tarafsız bölge yaparsa bir defa burada yine kaybeden Rusya olacak. Çünkü kendisine ait olan bir bölge tarafsız bölge haline getiriliyor. Yani kendinin oradaki be, dominant olan, belirleyici olan e, vasfı e, orayı nötr hale getirmek. Kaldı ki oranın iktisadenin, e, çünkü garantörlüğünü de kime verelim istiyorlar? Türkiye ile Almanya'ya. Hmm. Yani biz orada bir siyasi ya da güvenlik açısından rol üstleneceğiz. Sonuçta ne olacak? Burası batıyla ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerini gerçekleştirecek. Ne zamana kadar? Putin herhangi bir siyasi anlamda krize girdiğinde ya da Rusya içerisinde toplumsal olaylar gelişip Rusya kendi can derdine düştüğünde Ukrayna e, nereye gideceği belli. E, Rusya da bunu yutmaz Rusya bir yandan bu konuyu yani Ukrayna'nın geleceğini konuşurken... ...öte yandan biliyorsunuz iki Donetsk'te falan özel bölgeler ilan etmişti. Orayı tanımıştı. Bir de Kırım'ı tanıyacak. Yani orası da ayrı bir tartışma konusu. E, ama Amerika e, bölgedeki varlığını sürdürmek için krizin bakın bitirilmesi değil, sürdürülebilir ama kontrollü bir krizin bir çatışmaya Amerika burada girer, bir bedel öderse kendi içeride bütünlüğünü koruyamaz. Yani Amerika'nın Rusya'ya karşı askeri bir operasyona girişmesi girişecekse girişseydi. Rusya'nın daha da ilerlemesini mi bekliyor? E hayır. Burada herkes zannediyor ki Batı ya da Rusya krizin bitmesini istiyor. Hayır, krizin sürdürülmesi gerekir ki bunlar oralarda varlıklarını sürdürsünler. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Rusya ve Amerika, İngiltere ve Fransa krizi bitirmek için mi vardı? Yani bütün medyada bir oyun oynanıyor. Bir takım siyasiler açıklamalarla toplumları oyalıyorlar. Şimdi NATO toplantısı var. NATO toplantısında ne olacak? NATO toplantısı bu süreç içerisinde Rusya'nın Avrupa sınırındaki ülkelerin güvenliğini konuşacak. Bir kriz yaşandığında, çünkü orada tampon böyle ülkeler var. O ülkeler aşılırsa doğrudan Avrupa risk altına girecek. Dolayısıyla o sınır bölgesindeki ülkelerin risklerinin paylaşılması, tolere edilmesi, onların desteklenmesi. Niçin destekleyecekler? Çünkü krizi sürdürecekler. Çünkü Rusya'da bundan sonra toplumsal ayaklanmalar ya da daha önce Kazakistan'da olduğu gibi bölgede başka sorunlar çıkartılır ve Rusya bütün cephelerde birden kendini korumak zorunda kalırsa o zaman bu kadar eli güçlü olmayacak. Ya da Çinde kriz çıktığında Rusya kuvvetlerini Çine kaydıracaksa hem doğuda hem batıda Amerika ile karşı karşıya geldiğinde çok da başarısı, başarı şansı olmayacak. Dolayısıyla Amerika diyor ki ben bütün bu bölgede varım, hı hı. ben buradaki gücümü azaltmak ama ben 20 bin kişiydim, 30 bin kişiye çıktım. Şimdi 10 bin kişiye gerilemek istiyorum. Avrupa bu bölgeye 20 bin kişi daha. Ama yine en fazla asker bende var, komuta bende olacak. Rusya'nın batıya yönelik tehdidinde kalkan görevini, komuta görevini ben yapacağım. Bunun için Avrupa topraklarında Amerika askeri varlık gösterebilmek için Ukrayna krizinin sürdürülebilir olması gerek. Bu ara Eğer mı? bir ara zamana ihtiyaçları varsa geçici bir ateşkes olabilir. Bu yeni dönem barış görüşmeleri bir ay sürebilir, insanı bekleyebiliriz. Bir ay sonra da bakılır şartlar nasıl gelişiyor. Amerika'nın bu ara Çin konusunda bir karar vermesi gerekiyor. Çin'de geri mi çekilecek yoksa çünkü artık bahar da geliyor, şartlar biraz daha kolaylaştı. Ve eğer bir askeri operasyon düşünüyorsa, bu sıcak mevsimde yapması gerekir. Şimdi geçtiğimiz yıllarda Ukrayna'da uçak düştü biliyorsunuz. İran hatta İran vurdu, Hatay'la vurdu, yanlışlıkla vurdu diye gündeme gelmişti. Şimdi Çin'deki yolcu uçağı yüz küsür yolcusuyla birlikte düştü. Şimdi. Burada bir gözdağı mı var? Normalde hakikaten bir kazaya mı uğradı yoksa bir saldırıya mı uğradı? Çünkü Çin savaş şey Çin uçağı olunca e, bölgede dikkatleri çekiyor doğal olarak. E, bunu nasıl yorumlayalım? Bir de siz şunu söylüyorsunuz yani anladığım kadarıyla. Ya Rusya fiili bir hani işgal pozisyonu görüntüsüyle Ukrayna topraklarına girdi ama ya Amerika öyle bir sinsi metotla geldi ki burnunun dibine kadar Türkiye'yi de dahil olmak üzere bölgeyi kuşattı. Bunu kimse görmüyor ama Ukrayna'nın oraya işte Rusya'nın e geliceği açılmak istiyor. Evet. Bu bu yani. Yani e, savaşın evet. ne kadar süreceği üzerinden bir tahmininiz var mı? Yani Suriye 12. yılına girmişken. Savaş yok. Bakın kafamızda evet, söylemiştiniz. Kafa, burada bir savaş yok. <laughs> ya krizin kontrol edilebilir bir bir kontrollü bunalım Hı -hı. stratejisinden söz ediyoruz. Suriye'deki varlıkları, Irak'taki varlıkları, Yemen'deki varlıkları, Libya'daki varlıkları, Afganistan'daki varlıkları buna bağlı değil mi? Yani. Eğer yani bu krize bir ara vermek gerekiyorsa bir ara verirler, yine başlatırlar. Amerika bu bölgeye piknik yapmaya gelmedi o üstleri e, ne olur ne olmaz diye kurmadı. Bu Türkiye'nin geleceğiyle de ilgili, Gürcistan'la da Ermenistan'la da ilgili. Bunu açıkça belirtti. Amerika buraya geldikten sonra 20 bin kadar Ukraynalı genci eğitti, donattı. Daha önce PYD örneğini verdik. Demokratik Suriye güçleri örneğini verdik. Onun dışında bir o kadar paralı asker de getirdi. Onun dışında NATO'dan özel harp birliklerinden bu bölgeye, sınır bölgesine, Ukrayna sınır bölgesine hatta içeriye savaşçı da girdirildi. Niye bundan kimse söz etmiyor? Niye etsin? Bakın bize işte niye etsin o zaman e, biz e, gösterilen sahnedeki oyuna bakacak olursak işte ne kadar bu konuda <laughs> e, karşı görüşlerimiz olsa da sonra Ukrayna Savaşı deriz yani sonuçta işte Covid diye bir mikrobu uydurdular ama şimdi ne oldu Sars Cov 2 diyorlar e, peki gripin aşısı olmazdı bu kadar aşı, aşı nereden çıktı? Ya bakın bazı şeylerin e, cevabı yok. Hmm. Bu ülke içi politikalarda da böyle. Bu uluslararası ya da bölgedeki politikalarda da böyle. Biraz önce Samsun'da e, 19 Mayıs Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi mesaj atmış. 5 e, yıl sürdü diyor e, davam. E, bir türlü karar vermediler her şey mahkemenin elindeydi. Zaman aşımına uğrayınca karar verler. zaman aşımından düştü diye diyor. <laughs> e şimdi bunun eğer detaylarıyla uğraşacak olursanız büyük oyunu göremezsiniz. Büyük oyun böyle oynanıyorsa ne içerideki sorunları çözebilirsiniz ne dışarıdaki sorunları çözersiniz biz işte Antalya'da mı görüşmeler yapılsın yoksa Kudüs'te mi yapılsın? Hmm. Kimler görüşsün? Gündemi ne olsun? E, Türkiye uluslararası bir aktör olarak oyun mu kuruyor? Yani koyun can derdinde kasap et derdinde. E şimdi yani biz e, e, evet. Yani e, Lockheed Martin işte Blackwater'lar 150 milyar euroluk Almanya açıkladı. Şimdi Amerika'dan mesela silah, teçhizat, F-35 vesaire alacak. Nasıl? Sadece Almanya'nın rakamı, ilan etti rakam 150 milyar euro. Yani. Putin de Ama, diyor ki Kırım yani. Rus toprağı olarak kabul edilecek. Şartlarını açıkladı. Ukrayna Donbas'tan vazgeçecek. Ee, Ukrayna tarafsızlığını açıklayacak ve NATO'ya üye olmayacak. Putin'in şartları. Ukrayna'da Rusça kullanımı koruma altına alınacak. Ukrayna ordusundaki Nazi düşüncesinden arındırılacak. Sosyalist, nasyonalist kim? <laughs> yani işte Tabii. Amerikan yani, vari. Yani. Ya işte bu dünyaya bir mesaj vermeleri gerekiyor hmm. ve zaman kazanmaları gerekiyor. Sonra anlaşma yapmaları gerekiyorsa yine yaparlar ve bu ilk anlaşma değil ve bu son anlaşma da olmayacak. Bu istenildiği zaman içeriden bir problem ya da dışarıdan bir problem çıkartılarak yeniden sorun haline gelecek. Şimdi evet. Ukrayna'dan bu kadar insan gitti. Onların tekrar ülkeye taşınması yarın tekrar bu defa Wagner nerede? Wagner bu kadar insanlar şehri boşalttılar. E, nüfus idarelerinde bombalarsınız. Yeni nüfus idareleri, yeni yurttaşlar, hmm. içeride sabotajlar, iç savaş. Irak iç savaş çıkarsa NATO mu, NATO mu yardıma gelecek yoksa Rusya mı gelecek? Rusya'nın eski bir takım şartlarla eğer Rusya geri çekilecekse. Ama Rusya hiçbir zaman gerçek anlamda çekilmeyecek. Şimdi Zelenski ne yapıyor? Muhalefet partilerini kapatıyor. Peki Zelenski yarın o Rusya yanlısı unsurları bürokraside tutacağını mı sanıyorsunuz? Onları bürokrasiden çıkarttığında da Rusya'nın göz mü yumacağını zannediyorsunuz? Hı -hı. Ha, Rusya Hı -hı. geri çekilmesi çok zor değil. İstediği zaman geri gelir. Ama Rusya burada kriz çıkartarak Amerika'yı uzun süre burada tutarsa ki tutmak da isteyebilir... Hem Avrupa ile Amerika arasında sorun çıkar hem de Amerika kendi içinde sorun yaşamaya başlar. Çünkü bu yılın sonunda yine seçim var, ara seçim var. Bunun da bir tartışması olacak ve şu anda Trump, Trump sesini çıkartmıyor. Niye çıkartmıyor? Bunun siyasi sonuçları da olacak. Ama kimse bunları konuşmayınca Eyvallah. bir e, Ukrayna Savaşı, Rus Ukrayna Savaşı. Böyle bir savaş yok. Çok iddialı değil mi? O görüntüler ne? Sosyal Hayır, medyaya tabii. düşen vesaire işte Peki, vurulan yerler. Türkiye Suriye'ye girdiğinde, Türkiye Suriye'ye girdiğindeki o görüntüler neydi? Neydi yani? Tanklar, zırhlı araçlar, ha. uçaklar. Bakın Ama şu... savaş hukuku ayrı bir şeydir. Hı -hı. Savaş ilan edildiğinde, Şartlar ordular savaşır. Orada kimin kazandığı, kimin kaybettiği belli olur. Hmm. Bu bir çatışma, bu bir operasyon. Anladım. Suriye örneğinden bakarsanız neyin ne olduğu anlaşılır. Anladım. Ama Ki... bir savaş propagandasıyla aslında Karadeniz'in güvenliği de tehlikeye sokuluyor. Karadeniz'deki askeri hareketlilik ve Karadeniz'de Ukrayna tarafının denize döşediği mayınların kontrol dışına çıkması ayrı bir güvenlik sorununu da beraberinde getiriyor. Kesinlikle. Suriye atfı tabii çok mühim. Her seferinde bunu söylüyorsunuz. Ya yani 12. yılına girdi işte artık 15 Mart tarihi itibariyle baktığınızda bitmedi yani orada insanlık dramı bitmedi orada işte savaş hali bitmedi halen gerginlikler sürüyor ara ara yine Ukrayna savaş Ukrayna'daki olay üzerinden biraz gözlerimiz oradan çevirdik Ukrayna'ya ama Hala alttan altı oradaki yangında devam ediyor. Yani Niye? Işte niye, niye bitsin? bitsin? Filistin savaşı bitti mi? Yok. Yani, 1 yıldır. Bu kriz üzerinden hmm. siyaset üretiyor. Kriz birilerinin emeline hizmet ediyor. Terör niye bitmez? Soğuk Savaş niye bitirilmedi? Ta Rusya tasfiye edilene kadar. Yani. Aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerine birilerinin iktidar ve servet üretebilmesi için bu sağ sol çatışmasının sürdürülmesi gerekiyordu Anladım. metaverse'ün kamil anlamda hayata geçirilebilmesi için global reset'in hmm. hayata geçirilmesi gerek onun için bu ulus devletlerin sınır rejim ve iktidarlarının tasfiye edilmesi gerekiyor yani, yani Rusya da bu oyunun içinde. içinde. Rusya öyle masum ya da Ukrayna ya da Amerika masum değil. Almanya masum değil. Fransa masum değil. İtalya masum değil. Türkiye uluslararası sistemle birlikte hareket edeceğim derken, dijital devrimden söz ederken masum değil. Yani Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı o süreçlere baktığımızda sanayi devrimine geçişi görüyoruz. Doğru mu? Dengeler yeniden yazılıyor. E şimdi yeni bir sanayi devrimi. O... Ha, orada eşikte. bir orada bir reset var. Yine bir reset var. Şimdi diyorsunuz ki nasıl ki o dönemlerde sanayi devrimi üzerinden e, hakimler, etkin e, güçler varlıklarını sağlama alıp hegemonyaları altında ulus devletleri koordine ettiyse yeni dönemde bu kez sanayi devrimi değil ama metaverse... Resetlerinden sonra. süreçte de var. Evet, o 4 diye de ifade ediliyor. Ee, yeni bir süreçte yeni bir şey izliyoruz. Yani dünya geleninde yeni kavramlar, yeni kurumlar, hmm. yeni normlarla hareket. Yeni Devamlı. bir düzen inşa edilecek. Washington Post kaynaklı bir makalede Ukrayna'daki e, Rotary Kulübün, Rotary'anların silah dağıttığına yönelik bir bilgiyi Gazeteci Banu var. Facebook sayfasında yayınladı ve Facebook anında bunu kaldırdı. Misal örnek veriyorum. Şimdi Rotary'inlere, hani masonlu hocaları, yani askeri teçhizat siz nereden buldunuz dağıtıyorsunuz falan acayip şeyleri de var. Yani bu Ukrayna'nın. Çok güzel e, Ya bakın turnusol kağıdı oluyor bize. Dikkat ediyor musunuz? Ama basit bir şey söylüyorum. 20 bin tane eğitim donatla Amerika tarafından yıllardır hazırlanan milis savaşçı unsur var. Silahlı kuvvetlerin dışında. Yani. Bunlar nerede? Nerede? Boşaltılan hastanelerde, boşaltılan AVM'lerde, boşaltılan okullarda olabilir mi? Bunlar Ruslar tarafından vurulmuş olabilir mi? Onlar da hastaneye saldırıldı. Çünkü dışarıya bunu böyle hmm, tanıtmanız tabii. gerekir. Yani. Amerika'nın 30 bölgedeki bu biyokimya laboratuvarlarını niye kimse sorgulamıyor? Yarın o biyokimya laboratuvarları sızıntılarından, Ukrayna'dan Wuhan gibi yeni bir mikrobun yayılmayacağı, yayılmayacağını kim garanti edebilir? Wagnerlar nerede? Wagner Peki, dediğimiz diğer e, Rus evet. Rus özel e, evet, savunma özel kuvvetleri. Evet. Evet. Amerika'nın paralı askerleri nerede? NATO'nun özel harp nizami harp unsurları nerede? Niye tekrar soruyorum. Bakın bunları niye kimse dile getirmiyor? Niye? Herhangi bir ülke, herhangi bir medya grubu herhangi bir akademisyen niye bir sahtekarlıkla karşı karşıyayız. Aslında bu savaş Ukrayna'da perdeyle gözümüzün önüne bir perdes çekiliyor ama arkasında bütün insanlığa yönelik bir oyun oynanıyor. Hiç kimse de bunun üzerinde durmuyor. Uyanın ey beni adamların nereden patlayacağını da bilmiyoruz. Suriye üzerine yani birkaç cümlede olsa yani savaşın geldiği noktada 12. yıla girmiş olması üzerinden yani işte bir varlık mücadelesi söz konusu. Biz yine bölgede İdlib'de, azizde vesaire bir takım şeyler yapmaya çalışıyoruz ama halen mevcut dikta rejim e, iktidarını tırnak içerisinde yürütüyor. Arkasında aleni bir Rusya desteği var. Hatta İsrail desteği. Amerika'nın farklı desteği. Fransa'nın, İngiltere'nin. Türkiye orada işte mazlumların yaralarını sarmaya e, bir takım yardım faaliyetleriyle de askeri operasyonlarla da e, orada yani bir sükunet oluşturmaya çalışıyor ama ne kadar tabii başarıyoruz. Elimizden gel geleni yapmaya gayret ediyoruz. Zor şartlarda manevra alanı oluşturmaya çalışıyoruz kendimize. E, ne olacak böyle? Ne nereye gidiyor bu iş üstadım? Ne nereye gittiğini bilemiyorum. Evet. Ee, İsrail'le evet. bile el sıkıştığımıza göre Birleşik Arap ile el sıkıştığımıza göre Veliaht Prenses'te de yakında herhalde el sıkışırız. Veliaht Prens en son Riyad'da maskeli balo düzenledi biliyorsunuz karnaval e, korteji oluşturdular. Hmm. Herkes değişik e, işte bu Star Wars o oyunlarındaki maskeleri, elbiseleri, kostümleri giyerek e, bir gösteri yaptılar. Kadın, erkek herkes e, vardı gösteride. E, peki aslında Esed'le de anlaşalım gitsin. Yani ne var? Böyle gidelim Sisi'yle de anlaşalım. E, yani Adnan Hoca'yı da çıkarttık zaten. Hadi, onu da çıkartalım yani. E, Osman Kavala'yı niye tutuyorsunuz ki? O Kavala'dan daha fazla batıyla sorozlarla ilişki içindeki kişiler ortalıkta dolaşıyor. E yani bu kavalayı niye tutuyorsunuz içeride? E, bir de demir yani taşı aynen, da çıkartalım deyin tam olsun. Ödensin. Demir bir onu e, demediniz. Yani, <laughs> yani Allah Allah. Ya tabii kinaye yapıyorsunuz demir da. Apo'yu da Apo'yu da, Apo da bırakın yani. E, yani İsrail'le e, yani bırakın gitsin. Yani Atlan Hoca'dan tazminatla ödeyin. Madem öyle çoğu serbest bırakıldı. Ve serbest bırakılırken de yeniden başka davalar açılacak ama bunların serbest bırakılma gerekçesine baktığınızda aslında bu adamlar doğru, temiz insanlarmış ve bugün bunların tahliyesine ilişkin verilen kararlar mahkemenin sonucunu da gösteriyor. Usulden bozuyor. Yani olur. İsrail Cumhurbaşkanının Beştepe'ye gelişinde yanındaki danışmanlarından heyetten bazılarının Adnan hocanın adamları olduğu söyleniyor. Acaba İsrail Cumhurbaşkanı rica ettiğince Adnan hoca bırakılıyorsa bu bir iddia yani, yani bu, bu tür iddialar dolaştı yani sosyal medyada da. A ee, bak işte, bak bakın bu iddiaların dolaşması durup dururken olmuyor somut bir gerçek var. 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki bir hanım profesörün <laughs> şikayeti 5 yıl sümen altı ediliyor. Sonra zaman aşımı diye ortadan kaldırılıyor. Sonra Adnan Hoca'yı tutukluyorsunuz adamlarını. Sonra onu da bırakıyorsunuz. Ya bunların elinde kaset maset e, i̇nsanların aklına gelmeyecekler mi? Bunlar sorulmayacak mı? Nasıl oluyor bunlar? E Böyle oluyorsa e, yarın Osman Kavala'yı da benzer bir şekilde bırakabilirsiniz. Ama bazılarını niye bırakmıyorsunuz o zaman sorulmaz mı? Yani Osman Kavala'nın beraber çalıştığı grupların... ...Türkiye'de beraber çalıştığı bir takım insanlar ortada dururken hala Bakın, aktifken diyorsunuz. Adaleti herkese eşit uygulamıyorsanız bu adalet değildir. Adaletin genetiğiyle oynamış olursunuz. Ah bu sizin kinayeleriniz, yani göndermeleriniz. Için... Daha haftaya geliyorsunuz değil mi İstanbul'a? tamam Ankara, geliyorum Ankara'da sen bir an önce dön Ankara sen ahlakını bozuyor <laughs> İstanbul'da ben seni <laughs> İstanbul. <ay> gözümün önünde <laughs> evet, evet ara ara masanın altından falan böyle şey yapıyordum size de <laughs> yani tabi tamam. ifade ya, bakın, etmek istediğiniz şimdi, konular birileri bunu içinden konuşuyor hmm. bunları o eski romantizm dönemi bitti ben açıkça söylüyorum o yüzüne gülenler arkalarını döndüklerinde bunları konuşuyorlar. Siz Aha. eğer bunlara kanıyorsanız ben size açıkça söylüyorum ve düşmanlık ederek değil. Eyvallah. Ee... Buna göre tedbirinizi alırsanız kendinizi daha büyük zararlardan koruyabilirsiniz. Yoksa yarın Hı. nereye gideceği bu işin ucunun kestiremezsiniz. Ee, şimdi Suriye üzerine de konuştuk ee, savaşın artık 12. yılında. Hatırlıyorsanız geçtiğimiz yıl e, Yaha ile birlikte, Yaha'daki arkadaşlarla birlikte ben e, İdlib'e gitmiştim. Geçtiğimiz yıl tabii biraz daha sıkıntılar daha farklıydı, daha fazlaydı. Oradaki mağduriyetleri görünce e, bir proje geliştirildi. O projeyle alakalı çalışmalar bitti. E, böyle bu hayırlı hizmetlerin hem bir motivasyonu hem halkımızın bilgisi olması açısından da İHA gibi Kızılay'ımız Afadımız, işte Sadaka Taşı vesaire birçok vakıf dernek orada böyle milli yerli hizmetler yapan vakıflarımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Yara sarmak üzerine, işte aç karınları doyurmak üzerine bir şefkateli olmak üzerine çok iyiyiz. Yani buğday konusunda iyiyiz de himmet boyutunu akıl ve kalp konusunda Evet. Yani tutup Suriyeli göçmenlerden yarın e, ya da diğer göçmenlerden e, meyhanelerde barmenler ya da e, bir takım kriminal suç örgütlerine, mafyaya tetikçiler devşirmeye başlarlarsa hı hı. himmet boyutunu eğer iyi kontrol edemezsek çünkü kendi İmam Hatip'e giden çocuklarımız deist oluyorsa bir odada 5-6 kişi yatarak bunlardan çok da sağlıklı bir Gelecek bekleyemezsiniz. Dolayısıyla bizim sadece meta üzerinden elbise ve gıda üzerinden insani yardım da bulunmamız yeterli evet. olmayacak. Yerinde Sadece hükümetlere, belediyelere değil. Tabii ki herkese. Sadece sivil toplumda değil. Hepimizin hem vicdan hem de manevi bir borcu olduğunu hatırlamamız, Eyvallah. unutmamamız gerekiyor. Yönetmenim 8 numaralı VTB. Farz-ı kifaye bir görev. Eyvallah. Ee, siz de izlerseniz izleyicilerimizle de, de e, yerinde bir çalışma yani Türkiye sınırları içerisinde değil İdlib'de çok güzel bir proje e, hayata geçirildi. Orada Kudüs Köyü kuruldu üstadım. Onu izleyelim siz de bir izleyin. Allah razı olsun o evet. yardım bakın ekmek verenden de battaniye verenden de tuğla verenden de Allah razı olsun. Biz Anik. kıt imkanlarımızı maksimum faydayla bu insanları hep yardım alan değil kendi ayakları üzerinde duracak ülkemize katkı sağlayacak kendi ülkesindeki diğer mazlumlara ve gariplere de yardım edecek bir şekilde insan kaynağımızı israf etmeden hı hı. değerlendirmemiz Kesinlikle. gerektiğini söz ediyorum. Kalsın mı gitsin mi tartışmasından değil, ibaret Değil. Bu insanları rencide eden bir uslubun medyaya, siyasete yansımasından da çok rahatsız olduğumu ifade etmek isterim. Kesinlikle. Fatih'te biliyorsunuz bir parti bunları gelirse kovacağım ya da Bolu'da bu tür densizlikleri hayır asla kabul Kesinlikle. edemeyiz. Yani o e Onlara rağmen, o tür gelişmelere rağmen bu tür çalışmalar da var üstadım. Bir izleyelim değerli izleyenlerimizle onlardan birlikte. Onlardan razı olsun. İdlib'de kurulan Kudüs Köyü, değerli izleyenler. Selamun Aleyküm. İHH Kocaeli, Kartepe Temsilciliği, İstanbul Medeniyet Vakfı Gönüllüleri, Habervakti.com Genel Koordinatörü Bülent Deniz olarak geçen sene aynı bu aylarda buraya gelmiştik. Buradaki kardeşlerimizin sıkıntısını görünce, bu arada İdlib bölgesindeyiz. Biz ne yapabiliriz diye düşündük. Kudüs'e olan sevdamız bizi bu yola çıkardı ve bir Kudüs Köyü Projesi başlatalım dedik. 41 evden oluşan Kudüs Köyü Projemiz tamamlandı, visale ulaştı. Biz de sağ olsun kardeşlerimizle açılışını yapmaya geldik. Allah bütün bağışlarımızdan razı olsun. 41 evimizin her bir tanesine de Kudüs'e mal olmuş, İmam Gazali gibi. Mavi Marmara şehitleri gibi, Necmettin Erbakan gibi, işte e, Yavuz Sultan Selim gibi, ikinci Abdülhamit gibi isimler verdik. E, kendi isimlerimizi kullanmadık. E, çünkü bizim isimlerimiz ilahi katta yazılsın istedik. E, ben herkese teşekkür ediyorum. E, mazlumlar adına şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. E, Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. <laughs> Şimdi e, üstadım, kıymetli izleyenler, e, geçtiğimiz yıl biz gittiğimizde biriket ev kampanyaları başlamıştı İA tarafından. Kızılay'da birçok kurumlarımız. Biriket evler, e, duvar kısımları biriketten yapılıyor ama tavanlarına e, kalın muşambalar seriliyordu. Yani üst kısımları, tavan kısımları betonerme değildi. Bu evler betonerme olarak yapıldı. Yani isteyen o eve yerleşecek olan mağdur mazlum kardeşlerimiz hani bir kat daha çıkabilsin. Bir de bir artı bir ebeveyn mahremiyeti falan korunarak düşünülerek yapıldı. Önünde bir bahçe oluşturuldu. güzel bir çalışmaydı. E, dedik ki bunun ismi ne olsun? Kudüs Köyü kuralım. Çünkü Suriye'ye indiğinizde e, Savaşı'yla Savaşı birlikte Halid bin Melit ve sahabe ordusunun oradan Kudüs'e yürüdüğünü biliriz. Selahaddin Eyyubi Hittin'e karargahını, otağını kurmuştu. Yavuz Sultan Selim Ramle'ye otağını kurmuştu ve oradan Kudüs Şerif'e yürüldü. O da orada bir bir ordugah olsun, bir otağı olsun, mazlumlara bir sığınak olsun niyetiyle 41 ev inşa edildi. Sayıları artarak devam edecek inşallah. Böyle güzel projelerin varlığı, motivasyonu sağlamak, ilgi alakayı arttırmak da bizim medya mensupları olarak da görevimiz zaten. Burada emeği geçen İHA İHH başta olmak üzere tabii Koceli İHA, Başkanımız İsmail Bey, Kartepe İHA sorumlusu Yunus Soyit, Medeniyet Vakfı yetkilileri ve özellikle orada aktif bir şekilde hizmet eden Mehmet Ali Ustabaş gibi isim, isimler vardı, gönüllüler. Ve üstadım orada evlere isim verilirken bağışçıların ismi kullanılmadı. Biliyor musunuz Selahattin Eyyubi'nin, Yavuz Sultan Selim Han'ın, Abdullah Han Hazretleri'nin olduğu gibi Rachel Corinne'in de adı verildi. Oradaki bir eve. Hmm, i̇lginç. Ya e şehiyasın ekselerdi. Yasin'in <laughs> adı verildi mesela. Ya şeye mi kenevir mi? Yani kenevir o... ekseler. <laughs> Onu beraber tabii, gidelim. Tabii. ve zeytuni <laughs> Kudüs deyince zeytin de tabii, ek, evet. dikmek gerekir. Tabii. Yapılacak İncir ]şallah. de dikmek gerekir. Zeytin. Çınar abi. da dikmek gerekir. Ve bunlara ekonomik kaynak sağlamak açısından Hı -hı. yani sürmek de gerekmiyor, gübre de gerekmiyor. Zira ilaç da gerekmiyor. Gıda olarak her alanda kullanabilecekleri Kesinlikle. bir bitki olarak e, gerçekten kenevir de ekilirse orada mevzuatında sorun olmayacağını düşünüyorum. E, i̇yi bir başlangıç olur inşallah. E, kardeşlerim de onu doğru kullanırlar. E. Sigara da içmesinler. <laughs> yani e, esrar da kullanmasınlar Eyvallah. tabii. Ya tabii bölge koordinatörü Ruha Ademoğlu. E... ...büyük emekleri var Allah razı olsun... ...kimin emeği varsa gayreti varsa... abim razı olsun... ...örneklik olmasa hasebiyle biz... E, ...bu tür çalışmaların desteklenmesi gerektiğini... ...bir kez daha vurguluyoruz... Evet. ...Şeyh Yasin dedik... ...yarın... ...üstadım 18. şehadet yıl dönümü... Ee, ...Şeyh Yasin Hazretleri'nin... ...22 Mart... Ona ...2014'tü... E, ...Şeyh Yasin Hazretleri'ni anarak... ...yavaş yavaş kapatalım inşallah... ...hatta onu biliyorsunuz... E, Yakup Aleyhisselam gibi o şöyle demişti. Kale innama eşku besi ve hüzni ilallah. Ben şikayetimi ve hüznümü Allah'a ancak e, söylerim gibi. O da ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum Allah'ım diye bir mektup yazmıştı. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet, evet. Eyvallah. Yani sizin son cümlelerinizden sonra artık yayının sonuna geliyoruz. E, onun ümmete yazdığı mektuple şahadetinin 18. yılında tekrar rahmetle anarak programımızı kapatmak isterim. Buyurun. Evet yani biz tarihin yaşayan tanıklarıyız ve tarihin kırılma noktalarından birinde bulunuyoruz. Bu dünyada yaptığımız ve yapmamız gerekirken yapmadığımız, söylediğimiz ve söylememiz gerekirken söylemediğimiz her sözden hesaba çekileceğiz. İki günü birbirine eş olan aldanmıştır diyen bir peygamberin ümmeti, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti, geçmişle övünerek ya da geleceğin hayalleriyle avunarak değil, kükü mazide olan ati anlayışıyla o günü yeniden ihya etmek zorundadır. İnşallah bizler Allah'ın rızasının, tecellisinin vesilesi oluruz. Amin. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Ankara'da, Artık fazla kalmayın. Yavaş yavaş İstanbul'a gelin. Dört gözle bekliyoruz inşallah. Üstadım sizi. İnşallah. Eyvallah. Değerli izleyenler, derin gerçeklerin sonuna geldik. Nasip olursa çarşamba kürsüde Mehmet Ali Burut hocamızla birlikte olacağız. Ama programı kapatırken, 18 yıl önce Siyonist İsrail rejiminin belden aşağı felçli olan 70 yaşında kocamış yaşlı bir ihtiyarı büyük bir tehdit olarak gördü. Şevki Yılmaz Bey'in çok etkili bir ifadesi var. Siyonist İsrail rejimi bir buçuk milyar İslam aleminden korkmadığı, Şeyh Yasin'den korktuğu kadar ifadesi çok önemli. Altını kalın bir çizgiyle çiziyorum. skorsk helikopterden atılan füzelerle sabah namazından çıktığında arabasına doğru tekerlekli sandalyesiyle götürülürken şehit edilmişti. 18. yılında rahmetle anıyoruz. Ve tabi suikastte katledilmesinin e, yıl dönümünde de Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızı. O da 25 Mart 3-4 gün sonra onun da vefat yıl dönümü. Şeyh Yasin'in Allah'ım ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum diye yazdığı mektupla sizleri baş başa bırakıyoruz. Lütfen kalp kulağıyla gönül kulağıyla dinleyiniz. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.